Şu hayatı bu kadar ciddiye almasaydım keşke. Keşke bu kadar ciddiye almasaydım şu hayatı. Keşke bu kadar ciddiye almasaydım şu hayatı. Keşke daha çok yaşasaydım. Keşke ailemi daha mutlu etseydim. Hayatın ne kadar değerli olduğunu bilseydim keşke. Kısa olduğunu, özel olduğunu, aynı zamanda da narin olduğunu ve önemsiz olduğunu. Hedeflerimden bu kadar kolay vazgeçmeseydim keşke. Bir gün hayat geçecek gözlerinin önünden, izlemeye değeceğinden emin ol. Hayatta dönüp geriye baktığımızda son nefeslerimizi merak edeceğiz hepimiz. Bir anlamı var mıydı hayatımın? Bu dünyada bir anlam ifade etti mi hayatım? Sevildim mi? Kimsenin hayatına bir tesirim dokundu mu? Önemli miydim? Önemsemeyeceğiz faturalarımızı, önemsemeyeceğiz saçlarımızı, en sevdiğimiz televizyon şovunu kesin umursamayacağız. Başkalarının fikirlerini ve yargılarını iki kez düşünmeyeceğiz bile. Önemli miydim? Son nefesini vermeden önce değişim yapmak için beklediğin zaman bugündür belki de. Önemli kıl hayatı. Bir gün nihayete erecek. Trenin yanında iki tarih olacak. Sakın boş olmasın o tren. Hayat dolu olsun. Yaşanmışlıklarla dolu. Oscar Wilde demiş ki bir keresinde, yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan sadece var. Tüm yaptıkları bu. Haklıydı o. Diğerleri gibi yaşama, var olma, olağanüstü ol. Tutkuyla yaşa her anını ve merak et. Hiç kimse ya da hiçbir şey hafife alma. Ne önemli senin için? Hayallerin neler? Git de ulaş onlara, ne bekliyorsun? Tek kurşunun var. Hedefi kaçırmış olsan da gururlu yaşarsın en azından. Hiç pişman olmadığını bilerek. Kimi seviyorsun? Kim sevdi seni? Söyle onlara. Evet, şimdi söyle. Asla bilemezsin hangisinin son şansın olduğunu. Adına hayat denen bu büyülü şey sakın hafife alma. Mantığını kur. Diğerleri saçmalarken sen kendine güven. Herkes senden şüphe ederken hayallerinin uzmanı ol. Diğerleri vazgeçerken kaptan ol. Diğerleri vasatlıklarla yetinip mürettebatta yer alırken, diğerleri kuzuya oynarken sen aslan ol. Her bir günü dünyadaki son günümmüş gibi yaşa. Son olabilir. Kendi efsaneni yaşa. Sana söyleyeceğim tek şey, artık konuşma, harekete geç. Yorgun olduğunu, bırakmak istediğini biliyorum. Ama artık konuşmayı bırakmalı ve yapman gereken şeyi yapmalısın. Hayatında başarıyı yakalayamamanın nedeni her gün mazeret üretiyor. Bana bir iyilik yapmanı istiyorum. Tüm bu mazeretlerini, sebeplerini, seni yapman gereken şeyden alıkoyan her şeyi arkanda bırakmanı istiyorum. Bende başarmak için gereken her şey yok. Yeteri kadar zeki değilim. Yeteri kadar iyi yazamıyorum. Yeteri kadar iyi şarkı söyleyemiyorum. Kitap yazamıyorum çünkü o seviyede değilim deme. Bırak şu saçmalıkları ve beni dinle. Söylediklerimi duysan iyi olur. Mazeret duymak istediğim son gün artık bugün. Yetti artık. Beni dinle. Daha fazla yenilgi yok. Daha fazla mağlubiyet yok dostum. Yeterince yenilgiyi hissettin. Büyük bir hedef belirledin. Her seferinde başarısız oldun. Çünkü hiçbir zaman o hedefi gerçekleştirebileceğin küçük hedeflere bölmedin. Vaktini boşa harcayanlara söylüyorum. Hala zamanınız var. Pes etmeyin. Vazgeçmeyin. Hala vaktiniz var. Yapabilirsin. Başarabilirsin ama vakit öldürerek yapamazsın. Bu yıl başladığında yapacağını söylediğin şeyler için sana meydan okuyorum. Çünkü hala geç değil. Hala başarabilirsin dostum.